Herkese günaydın. Günaydın diyorum çünkü saat daha erken. Ama biz Özgür sayesinde sağ olsun saat 7'de kalktığımız için kahvaltımızı yaptık. Şimdi ben Özgü'ye yemek hazırlıyorum. Aslında biz kendimize de hazırlıyoruz. İkisini de hem Özgü yiyecek hem de biz. Biz bugün yeni evimize gideceğiz. Oraları temizleyeceğiz. Bunun için de Özgü'yü ablama bırakacağız sanırım eğer evdeyse inşallah. Özgü'yü bırakacağım için böyle yemeklerini hazırladım. Ablam da yedirir diye düşündüm. Ispanak yaptım. Şurada göstereyim, hala oluyor şu anda. Bir de burada bulgur pilavım var. İkisini de Özgü Duru çok seviyor. İştahla yiyeceğini düşünüyorum. Sonrasında da hazırlanıp çıkacağız inşallah. Yeni evimize gidiyoruz. Yeni evimizi temizliyoruz. Şimdi Murat içeride böyle saatlerdir bir oyun oynuyor. Ne oynadığını bilmiyorum. Merak ediyorum. Şimdi onun yanına gidiyorum. Evet, günlerdir oynadığın oyunu artık bana da gösterir misin? Hep aynı şey mi oynuyorsun? Evet. Ne oynuyorsun Murat? Kelime kutusu diye bir oyun buldum da. Birkaç gündür oynuyorum, bayağı bir oynadım yani. Nasıl bir oyunmuş bakalım? Şimdi şöyle bir oyun. Burada belli başlı bir konu başlığımız var bizim. Mesela Vahşi Batı denince akla gelenler diyor. Burada işte karışık kelimeler var. Göstereyim size mesela. Salon kelimesini buluyorum. Düello kelimesini buluyorum. Bu şekilde bütün kelimeleri tamamlamaya çalışıyorum. Kement var. Evet, bu çok şekilde. Gibi. Çok zevkli, çok eğlenceli. Bir de şöyle, ben biliyorsunuz Türkçe öğretmeni olduğum için kelimelerle oynamayı çok seviyorum. Şu anda 21. bulmacadayım. Bir de şöyle bir özelliği daha var. Şuradan göstereyim size. Günlük bulmaca diye bir şey var. Buraya girdiğiniz zaman her gün farklı bir bulmaca oynayıp buradan işte altın kazanabiliyorsunuz. Oyun için ipucu ödülü kazanabiliyorsunuz. Bunlar da güzel. Bu oyunu ben biraz araştırdım. Büyük ihtimalle yakında herkesin elinde işte metrolarda, otobüslerde göreceksiniz. Çünkü hem de internetsiz de oynanabiliyor. Yani metroya bindiğinizde canınız sıkılmasın diye bir saat boyunca mesela bu oyunu internetsiz bir şekilde de oynayabilirsiniz. Peki ücretli mi oyun? İndirebiliyor muyuz? Oyun kesinlikle ücretsiz bir oyun. Ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Merak ettim. Ben de indireceğim şimdi o zaman. İndirsen de. Bu oyunun şöyle artıları var. Hem hani çocuklarınız için de geliştirici olabilir, yeni kelimeler öğrenebilirler, hafızalarını güçlendirebilir. Hem de işte bazı harflerden, bazı kelimelerden çağrışım yaparak böyle beyninizi biraz daha aktif bir şekilde çalıştırmış oluyorsunuz. O yüzden bu oyunu ben çok sevdim, size de öneriyorum. Aşağıda açıklamaya indirme linklerini de ekliyoruz, oradan indirebilirsiniz. Şimdi ben oynamaya devam ediyorum. Peki, kolay gelsin sana. Evet, da. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çözdü ama ne dedi ya? Nasıl geçti sınavın? Güzel. Niye emin olamıyoruz Mert sence? Girdim oturdum şimdi. Niye mi birinci olamıyoruz? Emin olamıyoruz güzel geçtiğini. Ya şimdi girdim oturdum. Şey vardı bir yer biliyor musun? Baba diye başka çocuklar da var diye. Biliyor musun? Girdim oturdum başka çocuklar da var. Başka insanlar da sınava giriyor. Evet. Öyle işte yani. Güzel geçti mi? Aha. Baktın mı cevaplarına? Açıklandı mı? Ya Rabbi şükür daha yeni bitti de sınav oldu. Şeydi değil mi o? Oğlum niye birinci olmadın diyorum. Baba diye. Başka çocuklar da diye. Mert gerçekten güzel geçti mi ablacığım? Beni bir inandır. Çok beni kolaymış. Ya kendim bulacak diyeceğim. Çok kolaymış. Nasıl bir örnek verdi? Az önce baktık ona. Örnek değil. Twitter'da gördüm. Aşağıdakilerden hangisi kırmızıdır diyor. Yeşille kırmızı yazmışlar. Kırmızı ile mavi yazmışlar mesela. Ama şunu asla unutma. Kolay sınavlarda daha zor sıralaman yüksek olur. Ben hallettim onu, konuştum. Süleyman Soylu'yla. Süleyman İçişleri ile Milli Eğitim de değil, İçişleri ile. İyi. Hayırlı olsun. İnşallah yarın da çok güzel geçer. İnşallah. Evet, biz artık gidiyoruz evimizi temizlemeye. Murat iki tane yastık istedi ama niye istediğini anlamadım. Niye istedin dedim, sen getir dedi. Hani böyle erkeklerin acelesi olduğunda asla açıklama yapmadan sen getir, sen yap derler ya, öyle bir sen getirdi. Muhtemelen, tahmin edeyim mi? Muhtemelen işte böyle bir eşyaların arasında sokacak. Yani bir şeyler kırılmasın diye, ne bileyim, bulaşık makinesini götürüyoruz bu arada. Bulaşık makinesinin o tarafları mı koyacak, anlamadım. Bakacağız. Şimdi artık evimizi temizlemeye gidiyoruz. Sevgili annem ve Şerif babam da bize eşlik ediyor. Özgüdür da, Pınar ablam da bütün yemeklerini falan hazırladım, gönderdim. Artık
temizlik başlasın diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Oraya gidince başlatacağım. Çünkü şimdi yolda falan da çekelim. Artık o zaman temizliği başlatırız. Murat bir şey unutmuş. Ben evdeyim diye yukarı çıktı. Anahtar bende ve ben evde değilim. Şimdi ben de ona anahtarı vermek için yukarı çıkıyorum. Böyle sabah kadar o beni arayacak, ben onu arayacağız. Bilmiyorum ya. İnşallah ortak noktada buluşuruz diye düşünüyorum. Bu arada sınavınız nasıl geçti? Sınava giren LGS... LGS miydi? Bizim zamanımızda çok farklıydı isimleri de. LGS mağdurları. Duyduğuma göre, Mert'ten de duyduğumuza göre sınav kolaymış. İnşallah güzel geçmiştir. İnşallah kolaydır. Maske bizim artık eldiveniz gibi. Maske olmazsa dışarı çık. Bak üstüne durdun. Benim maskem yok ama arabada var mı? Ya ne demek istiyorsun? Hani sponsorlar maske mi göndersin demek istiyorsun? Bez maske. Ne çiçekli. Hani 2-3 çeşit elbiselere uygun. Hayır. Ha? Hiç öyle bir şey söylemiyorum. Vallahi bana gelmiş. Sana gelmemiş. Sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Sana gelmedi. O Seda'ya geldi. Sen de Seda'dan yenilendin. Hava atma. Çok iyi bak. Heyecanlı mısın? Evimizi temizleyeceğiz. Yo, niye heyecanlı olayım? Annemin süpürgesini aldık mı? Almadık. Nereye gidiyoruz? Benim bugün hiç iş yapasım yok. Böyle hafta sonları da böyle bir ayak ayak üstüne atıp dinlenmek isterdim ama maalesef bu pek mümkün değil. Bu arada Vila'dayı unutmuşuz. Onun için geri döndüm. Biz herhalde akşama falan gideceğiz oraya. Tamam, siz gidin. Murat şimdi de cüzdanını unutmuş. Yani yaklaşık 8 keredir aşağı inip çıkıyoruz. Sevgili annemler artık sinirlendi ki diyorlar. Ben de Murat'ı bekliyorum. Aşık mıyız acaba? Orada çantama cips ve çikolata koydum. Aç kalmayı asla tahmin edemem. Kanada nasıl oynadın? Ben? Evet, biz eve geldik. Şimdi annem başladı bile. Burada fırınımızı gösterelim. Evimizdeki fırın ve ocak burada. Burada var anne. Şimdi burada makinemiz var, onu koyacağız. Hemen şöyle alalım. Aa, çöp kovası ne güzelmiş. Çok güzel. Çöp kovasını da çok beğendim. Evet, güzel. Bunu biz...
evimizin son durumu. Aslında bu son durumu değil, daha çok şey olacak. Ama şöyle en azından değişikliği göstereyim size. Şuradan bakabilirsiniz. Tablo da gerçekten yakıştı buraya. Sarıyla turuncu zaten yakışıyor. Şimdi neler eksik? Buraya storlar gelecek. İki tane store alacağız. Televizyon ve ünite alacağız. Bunlarla daha çok işleri var böyle tamirat, tadilat. Burada işte ocağımız, fırınımız, buzdolabımız burada. Çamaşır makinesi gelecek banyoya. Sonrasında buraya bir kağıt yapıştıracağız. Çünkü buralar biraz yağlanmış. Güzel bir kağıt yapıştıracağım buraya. Gayet güzel oldu. Böyle ev gibi oldu. Yani buraya iki kişilik, iki kişi çok rahat sığar. Böyle yatak odasını da göstereyim size. Şuradan yatağı şöyle çektik. Şöyle çünkü açılmıyordu bu kapı. Ve dolap ve yatak bu şekilde. Böyle güzel oldu yani. Evet, evimizi gerçekten böyle içimize sindi. Dediğim gibi çok eksiklikler var. Ama inşallah onları da alacağız. Bu hafta içinde ayarlamaya çalışacağız hepsini. Bir haftada tamamlanır mı bilmiyorum. Eksiklikler ne? Eksiklik. Eksik koymak için bir malzeme mi var? Eksiklik. Kalemlik gibi. Tamam. Ne diyeyim? Çok eksikler var. Çok eksikler var. Umarım doğru söylemişsin bu sefer. Aşkım benim. Çok zor. Bu yüzden de eksiklerimizi tamamlayıp... Çok güzel oldu ama değil mi? Ya çok sindi. Kutu gibi ev oldu. Ya normalde 50 metrekare falan sanırım evin içi. Ama büyük yani değil mi? Evet. 50 metrekareye göre gerçekten kullanım alanından dolayı mı, evin şeklinden dolayı ya mı bilmiyorum. Mutfak ve salon bir ya. Ya benim Bursa'daki evim mesela 70 metrekareydi, 75 metrekareydi. Allah Allah. Evet, o daha yani küçük gibi geldi şu an gözüme. Onun tabii bir, fazladan bir odası daha vardı, 2+1'di. Ama yine de bu ev bana geniş geliyor, neden bilmiyorum. İçimize sindi, inşallah güzel böyle hayırlı bir kiracı da bulabilirsek. Çünkü kiracı çok önemli biliyorsunuz. Eli yüzü düzgün insanları bekliyoruz. Eğer ev arayanlar varsa böyle 1+1 benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram'dan şimdiden kendi evimin reklamını da yapmayayım yani. Ama Esenyalı'da evimiz. Kartal'da değil. Evet yani. Kartal'da değil. Pendik Esenyalı mı diye geçiyor. Yani Sabiha Gökçen'in tam karşısında aslında. Öyle söyleyeyim. Allah inşallah ödeme kolaylığı da verir. Ya içime böyle bir ferahlık geldi benim senin. Benim de biraz rahatladım. Şimdi rahatladım evet. Ufak tefek şeyler kaldı işte. Televizyon, çamaşır makinesi gibi. Fırını, bulaşık makinesini hepsini. Fırını halletmedik de ocağa takacağız pazartesi günü. Onu da hallettikten sonra bayağı bir iş bitmiş olacak yani. Ben şu halıyı atayım. Ha. Evde bir tane kullanım şalı vardı. Çok kötüydü. Yani her tarafı delik deşik. Bayağı kötüydü. Kullanılacak gibi değildi. O yüzden onu şimdi alıp atıyoruz çöpe. Toz oldu. Murat dedi ki salondaki halı dedi biraz küçük oldu. Mutfağda küçük bir halı alalım dedim. Benim de dayım halıcı biliyorsunuz. Şimdi onun dükkanına gideceğim. Bakacağım. Beğenirsem hatta kendi mutfağıma da bir senedir falan hatta düşünüyorum bunu. Kendi mutfağıma da bir halı almak istiyorum. Çünkü o pembe halı çok kötü oldu. Malı falan da çok. Burada ne var ya? İp. Ne varsa o. Kendi eğer uygun bulabilirsem kendi mutfağıma da halı bakacağım. Sizin için de tabii beğendiğim halıları göstereceğim. Tabii ki dayımın dükkanında reklamını yapmayayım mı? Yapayım. Belki beğenirsiniz. Instagram adresi de var bu arada. Instagram adresini de şuraya yazacağım. Merak edenler bakabilir. Murat kitlesene. Selamünaleyküm. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle bir dükkanı bakabilir miyiz? Korona günleri. Şu halılar da güzel. Şu da çok güzelmiş. Yine bu halı da çok güzelmiş.
Bu halının metresi ne kadar dayı? Hangisi? Bunu. Özge, şimdi bu firmadan firmaya değişiyor. Bunu, bu firma biraz pahalı satıyor. Hmm. Alt tabanı farklı. Hmm, evet. Mesela bunun şu kalite olursa o kalite daha uygun. Şu poşeti var ya mesela. Şu. Hı. Ne kadar metresi biliyor musun? Ya onun satışımız metrekaresi 80 lira. Senin müşterilerine 70 lira diyoruz. Oo. Sen adını verince indirim yapıyoruz. Tamam, Özge Şen derseniz indirimli bu halılardan alabilirsiniz. Olur. Şu veya şu. Ama biraz canlandırsın diyorsanız şu. Buraya bak, şu model yeni ya, çıktı. Şu renk çok güzel. Bunu şu model beğendim. Yeni çıktı. Şunu ya bu model var da renk olarak yeni. Şimdi şeyi de alacağız diyor oraya. Televizyon ünitesi. O da ahşap olacak büyük ihtimalle. Tamam. Ya da beyaz mı? Ahşap değil, beyaz alırız ya. Ya onu da beyaz alırsak işte ona göre uydurun. Şu da olur sanki. Sarılı turunculu ya. Olur evet. Açayım mı bir görmek? Açmana gerek yok ya. O da olur. Öyle tam görünmez ki. Bak bu da güzelmiş. Bak şu mozaik desenli. Veyahut da böyle kendinden desen istersen. Şu o da güzelmiş. Aa, şu. Bu da güzelmiş. Evet, bu güzelmiş. Çok mu beyaz? Onun şeye koyu rengi de var. Ya işte koyu alsan ha mesela. Ama o pembe olmaz. Kahve de. Bu bile daha şeye çalıyor, pembeye çalıyor. Ben bunu beğendim de dayım bunu beğenmedi. Çok getirtmiyorlarmış. Bunu hallederiz. Sıkıntı. Bunu çok beğendim de bu çok koyu kalır. Valla ondan çok satıyorsun. Ben bunu kendi evime... Evet, bunu daha çok beğendik. Çünkü sarıları falan da var. Güzel bu dayı. Bunun ölçülerini... Bunu ayarlayabilir misin? Ayarlayabilirim. Tamam. Ama şu an değil. Ne zaman? Ne zaman? Ha, salıysa tamam. Tamam. Zaten bizim işimiz anca o zaman. Pazartesi bitiyor bizim işimiz işte. Evet, olur biz yani. Bunu beğendik. Üst kalite alır. Aa, bu bizim benim evdekinin aynısı salonumun. Biraz çok benziyor. Evdeki halı daha kaliteli bunun. Doğrudur. Bu bir de daha düşük kalitesi. Bu da padişahın elması. Aa, bu da güzelmiş. Seri sonu bu %50 indirimli. Tek kalmış. Lazer kesin. Ne kadar da fiyatını da söyleyeyim mi? Altından tekrar alırsan. Murat, bu ortalama 1200 civarında da. Hatta şu an yani tam 650'ye kadar veriyoruz. 650 hiçbir şey. Yani. Güzelmiş. Bu birinci sınıf yerinden yapma yani. Hmm, bu da güzel. Şu mesela pahalı bir seri. Evet güzel. Ben mesela bunu beğendim. Bir dokunsan üstüne bu. Bambu mu bu da yine? Bu bambu değil ama. Demek ki ipeğimizi bir malzemeden yapmış. Evet. Aldık. Birazcık tabii yeğen indiriminden de yararlandım. Sağ olsun dayıcım. Takım aldık. Hem mutfağın önüne hem de televizyonunu işte odanın önüne koyacağız. Yatak odasında benim evde bir tane var. Onu koyacağız. Gayet de güzel bir halı. Yani eksiklerimiz yavaş yavaş tamamlanıyor. Biz şimdi tatbağa geldik. Çok güneş var. Tatlı alacağız. Babam yarım midem meleti oluyor biliyorsunuz. Ona son kez kadayıf almayı düşünüyoruz. Maskesiz çıktım. Şimdi arabaya doğru ilerliyorum. Hala unutuyorum yani, alışamadım. Ve son durum. Maşallah. Özge ne yapıyorsun? Kelime kutusuna başladım. Ben de senden gördüm. Şimdi oyunu başlatıyoruz. Bu birinci seviye. Aa, şöyle gösteriyor. Ha, sehpa mesela. Evet. Yatak. Ha, ikinci bulmaca 2'deyim bak. Bu ilk bölümlerde zaten sana öğretiyor. Rakam 8, 0. Ay, ilk başta 9'u seçeceğim, sonra 0'ı. Evet. Ha, çok güzelmiş. Ben tuttum bu oyunu. Biz yine de aşağıya link bırakıyoruz. Eğer siz de indirmek isterseniz oyunu, linki aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ben oyunu oynarken videomuzu artık kapatalım. Buraya kadar izlediğiniz için, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Oyunu da aşağıdaki linkten indirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.